Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Binance TR'yi nasıl kullanabiliriz? Yani Binance TR'de nasıl coin alıp satabiliriz? Coin alıp satarken verdiğimiz emir tiplerinin anlamları nelerdir? Paramızı nasıl dolara çevirebiliriz? Yani USDT'ye çevirebiliriz. Emir iptali nasıl yapabiliriz? Kısacası sizlere Binance TR'ye dair her şeyi adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Öncelikle arkadaşlar Binance TR uygulamamıza giriş yapıyoruz. Eğer Binance hesabınız yoksa hesap açmanız lazım. Daha sonra ise Binance TR hesabınıza para yatırmanız lazım. Hesap açma ile para yatırma videosu kanalımızda mevcuttur. Oradan izleyip o işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar sağ alt köşeden cüzdana basıyorum. Bakın benim şu anda 52 TL param Türk Lirası'nda. Ben şimdi bu Türk aslında olan paramı gidip USDT yani dolara çevireceğim. Dolara çevirdikten sonra ise o dolara çevirdiğim param ile gidip coin alacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü dolar yükselirken de para kazanmak istiyorum. Bir yandan da coin'i yükselirken para kazanmak istiyorum. Hemen sol alt köşeden piyasaya basıyoruz. Bakın yukarıda arama butonumuz var. Arama butonuna geldiğimizde burada USDT TR'ye yazıyorsunuz ve arkadaşlar USDT'ye basıyorsunuz. Bakın hemen dolar grafiği çıkıyor. Sol alt köşeden ala basıyorum. Şimdi dolar alım satım sayfasına geldim. Bakın hemen burada miktar yazıyor. Ben mesela 1 dolar alacağım. Buraya 1 yazıyorum. Size göstermek için. Hemen daha sonra arkadaşlar buradan ala basıyorum ve şu anda alım emrini verdim. Bakın hemen en altta açık emirler kısmında benim verdiğim dolar emri gözüküyor. Şimdi alımını yapar. Dolar alım işlemim şu anda gerçekleşti. Sağ alt köşeden cüzdana basıyorum. Bakın benim şu anda param USDT yani dolara dönüşmüş. 2 dolara yakın param var. Ben bu para ile şimdi coin alacağım. Hemen sol alt köşeden tekrar piyasaya basıyorum. Bakın hemen en yukarıdaki arama kısmına hangi coin'i alıyorsanız onun ismini yazıyorsunuz. Mesela BTC yazınca Bitcoin çıkıyor. Bitcoin almak istiyorsanız bu şekilde alıyorsunuz. Mesela ben arkadaşlar XRP alacağım. XRP yazdım. Peki burada 3 tane XRP çıktı. Hangisini alacağım? Ben paramı arkadaşlar dolar yani USDT'ye çevirdiğim için bakın en alttaki XRP USDT'yi alabilirim. Ancak benim param az önceki gibi Türk Lirası'nda olsaydı bakın ikinci sıradaki XRP TRY'yi alabilirdim. Yani paranız hangi para birimindeyse o para birimi cinsinden coin alabiliyorsunuz. Bakın hemen en aşağıdaki XRP USDT'nin üzerine basıyorum. Buradan ise hemen en aşağıdaki ala basıyorum ve arkadaşlar XRP'nin alım-satım bölmesine geldim. Şimdi burada ilk bakmamız gereken yer emir tipidir. Yani biz bu coin'i alırken hangi emir tipi ile almak istiyoruz onu belirlememiz lazım. Bakın sağ üst köşede limit yazıyor. Bu limitin üzerine bastığımda bir limit emirimiz var, bir de piyasa emirimiz var arkadaşlar. Biz coin alıp satarken bu iki emir tipini kullanıyoruz. Bakın mesela ben size öncelikle limiti anlatayım. Limiti seçtim. Limit emir nedir arkadaşlar? Bakın şu anda XRP'nin fiyatı 0,74 civarlarında. Ben limit emir ile bu coin'i hangi fiyattan almak istiyorum? Kendim belirleyeceğim. Mesela arkadaşlar bakın 0,74'ü siliyorum. Diyorum ki x 0,70'e düştüğünde al. Yani kendim belirledim fiyatı. Tamamen alım fiyatı kontrolü benim elimde. Bakın daha sonra hemen miktar yazıyor. Bu miktara ne kadarlık x almak istiyorsanız onu yazacaksınız. Mesela arkadaşlar bakın ben bu alttaki çizgiyi %100 yapıyorum. Yani bütün param ile alacağım arkadaşlar. Hemen en alttan ala basıyorum. Ve ala bastığımda şu anda emrimi verdim. Bakın arkadaşlar x 0,70'e düştüğünde alacak. Ancak düşmezse almaz. Şu anda limit emrinin mantığı budur. Fiyatı kendim belirledim. Siz istediğiniz fiyatı belirliyorsunuz ve bu fiyattan al diyorsunuz. O fiyata düşünce alıyor. Şimdi ben bu emri iptal edeceğim. Bakın arkadaşlar açık emirlerin altında emrim duruyor. Hemen sağ tarafında iptal et seçeneğimiz var. İptal et'e bastığımızda da verdiğimiz emri iptal edebiliyoruz. Ve şu anda ben emrimi iptal ettim arkadaşlar. Emrimi iptal ettiğim için de böyle bir alım artık gerçekleşmeyecek. Şimdi arkadaşlar size piyasa emrini göstereceğim. Hemen ben bu limitin üzerine basıyorum ve ikinci sıradaki piyasayı seçiyorum. Piyasa emri nedir arkadaşlar? Piyasa emri ben şu anda emir verdiğim anda yani alım emri veriyorum ya. Verdiğim anda bu XRP coin'i hangi fiyattaysa direkt alım yapıyor. Yani siz hiçbir fiyat belirlemiyorsunuz. Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Siz ala basıyorsunuz. O coin hangi fiyattaysa direkt o anda o fiyattan alım yapıyor. Size şimdi hemen gösteriyorum. Mesela ben bunu tekrar %100 yapıyorum arkadaşlar. Yani bütün paramı ile alacağım. Hemen buradaki ala bastığım anda arkadaşlar görüyorsunuz şu anda açık emirlere bile düşmedi coin'im. Direkt aldı. Hemen sağ alt köşeden cüzdana basıyorum ve arkadaşlar görüyorsunuz XRP coin'imi aldım. Bu şekilde coin alabilirsiniz. Emir tiplerini de gösterdim. iptal etmeyi de gösterdim. Aldığınız coin'leri de hemen sağ alt köşedeki cüzdana basıp buradan takip ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise size aldığınız coin'i satmayı göstereceğim. Hemen tekrar sol alt köşeden piyasaya basıyorum ve arama kısmına arkadaşlar şu anda XRP olduğu için ben de XRP yazdım ve alttaki XRP USDT'ye basıyorum. Hemen sağ alt köşeden bu defa sata basacağım satacağım için. Sata bastım ve arkadaşlar şu anda XRP'nin sat bölmesine geldim. Emir tipi satmada da aynı şekilde işliyor arkadaşlar. Mantığı aynıdır. Mesela ben limit ile satmak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar satma fiyatımı belirleyeceğim. Mesela diyorum ki XRP 0,75'e çıktığında sat. Daha sonra tekrar bu çizgiyi arkadaşlar %100 yapıyorum. Yani elimdeki bütün XRP'leri 0,75'e çıktığında satsın istiyorum. Daha sonra sata basıyorum ve emrimi verdim arkadaşlar. Şu anda satış emri girildi. XRP 0,75'e çıktığında satacak. Kısacası arkadaşlar Binance TR ile ilgili size her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Sizlere adım adım anlattım. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.